hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Öncelikle hala hastayım ve sesim düzelmedi. O yüzden bu videoyu bu sesle çekmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Onun dışında üstümde böyle 8-10 beden büyük olan bir hırkayla geziyorum. Çünkü çok üşüyorum. Ben hasta oldum, siz olmayın. Kendinize dikkat edin lütfen. Bugünkü videonun konusu İngilizcemi nasıl geliştirdim? Çünkü çok uzun zamandır benden istenen bir videoydu bu. Şimdi önce size kendi İngilizcemi nasıl geliştirdiğimi anlatacağım. Sonra da İngilizce geliştirmek için daha başka neler yapılabilir? Ve tüyolar vererek de videoyu kapatacağım. İsterseniz daha fazla beklemeden videoya geçelim. Şimdi benim İngilizce seviyem C2. Bilmeyenler için İngilizce seviyeleri A1, A2'den başlar. B1, B2, C1, C2. Daha üstü var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Sanırım yok. Ben 23 yaşındayım ve İngilizce öğrenmeye 10 yaşındayken okula başladım. Bizim zamanımızda okullardaki İngilizce eğitimi 4. sınıfta başlıyordu. Diğer herkes gibi 4. sınıfta 10 yaşındayken ben İngilizce öğrenmeye başladım ve hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim o yıl. Şöyle bir şey var. Ben okuldaki İngilizce eğitimi dışında başka bir İngilizce eğitimi almadım. Bazı insanlar sonradan öğrenilen hiçbir dilin C2 seviyesinde bilinemeyeceğini öne sürer. Çünkü C2 ana dil seviyesinde konuşmaktır. Ama şöyle bir durum var. Bizzat Amerikalı arkadaşıma sordum ve bana artık bilingual olduğumu söyledi. Çünkü İngilizceyi de ana dilim gibi biliyorum artık. Peki nasıl? Nasıl bu noktaya geldim? 10 yaşındayken İngilizce benim için what is your name, my name is Damla falan seviyesindeydi. O yüzden oradan başlamayacağım. Benim İngilizceyi öğrenmeme en büyük katkı sağlayan şey, şaka değil, fan girl olmam oldu. 11-12-13 yaşlarında iflah olmaz bir One Direction bağımlısıydım arkadaşlar. Ve haliyle işte Selena Gomez'ler, Demi Lovato'lar. Çok seviyordum. Bence dil duyularak öğrenilir en iyi. Ve konuşarak tabii ki, ama doğru düzgün konuşmak için önce duymanız gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı oldu. Ben İngilizceyi hem One Direction'ın video günlüklerinden öğrendim. Hem de Amerika yapımı dizilerden. O yüzden benim şu anki aksanım British'te, Amerika'nın ortasında bir yerlerde. Çoğu insan Türk aksanımın olmadığını söylüyor. Ama yine bizzat Amerikalı arkadaşlarımın bana söylediği, bazı kelimeleri British söylüyorsun, bazı kelimeleri Amerika söylüyorsun. It's okay. Şimdi One Direction video günlüklerini izlerken haliyle hepsinin altyazısını bulamadığım için anlamak zorunda kalıyordum. Ve arkadaşlar, British aksanı nedir bilir misiniz? Öyle British aksanları var ki ben bugün bile anlayamıyorum. Hiç Adele'in İngilizce konuşmasını duydunuz mu? Adele'in bir Cockney aksanı var. Hala anlayamıyorum. 12, 13, 14 yaşlarından sonra iyice böyle dizi kültürüne sahip olmaya başladım. Ve izlediğim diziler İngilizceyi öğrenmemde inanılmaz yardımcı oldu bana. Bu arada şöyle anlamayın, hani ben altyazısız falan izlemiyordum. Gayet altyazılı, Türkçe altyazılı, İngilizce bir şekilde izliyordum. Şimdi size İngilizcemin neye benzediğini şu an göstermek için bir metin okuyayım. Elimde var olan kitaplardan. Oxford Bookworms'ın eskiden bu tür İngilizce kitapları oluyordu. Seviye seviyedir. Bu üçüncü seviye. Hala bu kitaplardan yapıyorlar mı bilmiyorum ama arkasına baktığımızda Starter 1, 2, 3, 4, 5, 6 seviye var. Bu kitaplar satılıyor mu hala gerçekten bilmiyorum. Çok eski bunlar. But I know that I have done evil and I hate myself more than you hate me. My own death is near. I shall leave this ship and go north across the ice. I shall build a great fire and lie down on it to die. I shall welcome the pain of the fire because it will help me to forget the pain in my heart. Normal konuşmamda bu şekilde. British aksanımda şöyle bir şey merak edenler varsa. I have done all those evil things, but am I the only person who has done wrong? Frankenstein'da. Sesim düzgün olsaydı belki daha düzgün olabilirdi. Bir dil öğrenmek istiyorsanız, ben bunu İngilizce olarak anlatacağım ama herhangi bir dil öğrenmek istiyorsanız bence şu an anlatacağım tüyoları, yöntemleri deneyebilirsiniz. Benim İngilizcem geliştikçe Türkçem bozuluyor mu anlamadım ki. Her şeyden önce size vereceğim ilk yöntem çok basit ama şarkılara eşlik etmek. Bakın, şarkılara eşlik etmek
hem duyduğunuz için kelimeleri telaffuz etmenizi iyileştirir. Doğru yöntem, doğru şekilde telaffuz etmenizi sağlar. Hem de o dili öğrenmenizi sağlar. Çünkü belli bir zaman sonra kalıpları da ezberlemeye başlayacağınızı fark edeceksiniz. Çok fazla şarkıları eşlik ederek, şarkıları ezberleyerek, yani yabancı bir dilde dinlediğiniz şarkıları sadece dinleyip geçmeyin. Şarkıları eşlik edin ve ezberlemeye çalışın. Çünkü bir dile, o dili ana dil olarak konuşan birisinden daha iyi kimden öğrenebilirsiniz? İkinci olarak, bu çoğu kimse tarafından gereksiz görülecek ama bence çok işe yarar bir taktiktir. O da şu ki, replik ezberlemek. Benimdeki replikleri size söylesem şok olursunuz gerçekten. Yani aklıma ilk gelen benim ezberimdeki replik, Küçük Kadınlar'da John'un bir monologu var. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. Her neyse. İşte o replik. Replik ezberlemek yine aynı şekilde kalıp olarak öğrenmenizi sağlayacaktır cümleleri. Replik ezberlemek oturup kelime çalışmaktan bence daha etkili bir yöntem. Aynı şekilde şarkı ezberlemek de öyle. Ama şimdi şey diyebilirsiniz, hani hiçbir şey bilmeyen birisi olarak bunlarla mı başlayalım? Başlamayın tabii ki. Başlayabileceğiniz en güzel noktalardan birisi o dile ait dizileri izlemek. Altyazı ya da altyazısız hiç fark etmez. Hani Türkçe altyazı, bakın kulağınızın duyduğuyla gözünüzün takip ettiği cümle beyninizde birleştiğinde onu öğreniyorsunuz farkında bile olmadan. Yani şöyle düşünün, Türkçe bir altyazı var ve kulağınız da o dili duyuyor. İkisini birleştiriyor beyniniz, hani daha ne kadar etkili olabilir. Ama burada da şöyle bir nokta var. Bir dizi izliyorsunuz, diyelim ki dizi İngilizce, altyazılı Türkçe. Bir kelimeye denk geldiniz. Kulağınız işitti kelimeyi ama bilmiyorsunuz kelimenin ne olduğunu. O kelimeyi araştırın. Gidip o bu kelimenin anlamı ne diye birine sorduğunuzda ve o size söylediğinde bu o kadar kalıcı olmuyor. Kendiniz gidip araştırdığınızdaki kadar yani. Ben mesela Teen Wolf izliyordum bir gün. Kaçıncı sezon hatırlamıyorum. 6 olabilir. İngilizce altyazı izliyordum çünkü Türkçe altyazısı henüz çıkmamış. Daha bölüm o gün çıkmış yani. İngilizce altyazı izliyordum ve behavior kelimesine denk geldim. Ve o zamanlar behavior kelimesinin ne demek olduğunu bilmiyorum. Direkt gittim. Google Translate. Behavior. Davranış demekmiş mesela. O gün öğrendim o kelimeyi ve bir daha da hiç unutmadım. Bilmediğiniz kelimeleri araştırın. Oturup kelime çalışmayın. Denk geldiğiniz kelimeleri öğrenmeye çalışın. Benim yolum bu kelimeyle kesişti. Ben bunu öğreneyim, yoluma öyle devam edeyim diye düşünün. Diyelim ki dizi izliyorsunuz. Kulağınız bir kelimeyi yakaladı. Kelimenin ne olduğunu biliyorsunuz ama söylenişinin öyle olduğunu bilmiyordunuz. İzlediğiniz diziyi durdurun. O cümleyi ya da sadece o kelimeyi yüksek sesle tekrar edin. Sonra dizi izlemeye devam edin. Bakın, konuşmadan, duymadan ve konuşmadan dil öğrenilmiyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar yazın. Ben 20 dakikalık bir dizi bölümünü yarım saatte 45 dakikada bitirdiğimi biliyorum. Her seferinde durdurup tekrar etmekten. Hani öğrenmek için yapmıyordum bunu. Sadece hoşuma gidiyordu. Mesela bir kelimenin söylenişi hoşuma gidiyor. Bir cümlenin söylenişi hoşuma gidiyor. Durduruyorum, tekrar ediyorum cümleyi. Böyle böyle öğrendim. Size bir taktik daha vereceğim. Bu taktik ilk başlanması gereken yöntem değil. Çünkü kelimelerin nasıl söylendiğini öğrenmeniz için önce duymanız gerekiyor. Ama kelimelerin söylenişini bildikten sonra kendi sesinizde nasıl durduğunu öğrenmek ve kendi sesinizde nasıl durduğunu geliştirmek istiyorsanız İngilizce kitaplar okuyun. İngilizce kitaplardan kastım gidin Cam Şato'nun bütün serisini İngilizce alın demiyorum. İnce kitaplar. Benim az önce okuduğum Frankenstein kısaltılmış versiyonuydu. Kısaltılmış versiyonları da olur kitapların. Önemli olan İngilizce olsun. Seviyesi bile önemli değil. Kitabı alın. Yüksek sesle okuyun. Ben o kitapları lisedeyken okuyordum. Çünkü lisede ödevimizdi İngilizce dersinde. Ve hep yüksek sesle okuyordum. Bir gün annem geldi. Kapıyı tıklattı. Dedi ki, öyle okuyunca anlıyor musun dedi. Çünkü dümdüz okuyorum. Ben dedim ki anlıyorum. O yüzden kitabı okurken yüksek sesle okuyun. Anlamını bilmediğiniz kelimenin anlamına bakın, üstüne yazın ne anlama geldiğini. Okunuşunu bilmediğiniz kelimenin okunuşuna bakın internetten ve okuyun. Ama yüksek sesle okuyun. Çünkü bizim çoğumuzun sıkıntısı şey, anlıyorum ama konuşamıyorum. Hata yapmaktan korkmayın. Hani ben o kadar çok hata yaptım ki İngilizce. Bir ara günlükçülerimi İngilizce yazıyordum. Gramer, tense'ler katletmişim rezalet halde. Önemi var mı? Yok. İngilizce günlük yazın mesela. O gününüzü İngilizce anlatın. Ne olabilir? Ya da mesela şey yapabilirsiniz. Bir düşünce var aklınızda. Düşünceyi yakaladınız. Tam bir cümle şeklinde düşünce. Bu cümleyi İngilizce'ye çevirin. Çevirmeye çalışın.
Hani sadece denemek bile sizi geliştirir. Ve gerçekten dil öğrenirken hata yapmaktan korkmayın arkadaşlar. İlla ki hata yapacaksınız. Ben Türkçe hata yapıyorum ya. Kendi ana dilim. Ve şimdi size birkaç tane özellikle Türklerin İngilizce öğrenirken telaffuzda yaptığı büyük hatalar olduğunu düşündüğüm birkaç hatadan bahsedeceğim. Düzeltilmesi o kadar basit şeyler ki bunlar. Her şeyden önce bakın. Şu harf. Bu harfin adı ne? W. Değil mi? Buna bazılarımız double V diyor. Bu double V değildir arkadaşlar. Bu double U'dur. Yani çifte U. O yüzden W harfi V okunmaz. U okunur. Çünkü çifte U'dur. Çifte V değil. Bu kelime world değildir. World'dur. Bu kelime word değil. Word. Warm değil. Warm. W. İngilizce fonetik bir dil değildir. Türkçenin aksine. Türkçe'de ilk defa duyduğunuz bir kelimeyi otomatik olarak nasıl yazmanız gerektiğini bilirsiniz. Çünkü her sesin bir harf karşılığı vardır. Ama İngilizce öyle bir dil değil ne yazık ki. O yüzden mesela İngilizce'deki O harfi o kadar saçma bir şekilde ki çoğunlukla O olarak okunmuyor. En basit örnek. Çoğu zaman İngilizce'deki O harfi O olarak değil A olarak okunur. Mesela without. Out. İngilizce'de of kelimesi var ya, iki F'li olanı demiyorum, bir F'li olanı. Sahiplik bildirmek için kullanırız. Mesela Yüzükler Efendisi'nin son kitabının adı Kralın Dönüşü. Return of the King. Bu of kelimesi O'yu normal söylerken burada F harfi sıkıntı çıkarıyor bize. Tek F'li gördüğünüz bu of kelimesi of olarak okunmaz. O zaman çift F'li olanı anlarsınız. Bu of kelimesidir. Return of the King. İngilizce biraz karmaşık bir dil biliyorum ama gerçekten zor değil. Onun dışında artık şuna knov demiyoruz çok şükür. No. W olduğu için nov değil. No. Now. O A olarak W da W olarak. Now. Bunlar çok şipşak bilgiler bakın. Bunları unutmayın. İngilizce telaffuzda Türkler olarak en çok zorlandığımız bir başka konuda. TR ve DR harfleri yan yana geldiğinde. D ve R harfini bir kelimenin başında gördüğünüzde bu DR olarak okunmaz. C olarak okunur. Çok saçma farkındayım. Bu kelime mesela Türkçe konuşurken ben buna drive diyorum. Bunda bir problem yok ama İngilizce konuşurken bu drive'dır. Drink. Mesela TR yan yana geldiğinde. Truck olarak okumazsınız bu kelimeyi. Truck. Trick. Trouble. Bunlar şipşak bilgiler. Unutmayın. Şimdilik aklıma gelen tüyolar bu kadar. Eğer sizin de dil öğrenmek konusunda değişik yöntemleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Aklıma geldikçe ben bunlara ekleme yaparım ama şu an aklıma gelenlerin hepsi bundan ibaret. İsterseniz kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle, Samimi Okur ismiyle hem Wattpad'de hem Instagram'da hem de TikTok'ta varım. Çok fazla sosyal medya anacım. Çok fazla sosyal medya. Instagram'da daha aktifim. Wattpad üzerinde kurgum Gümüş Yüreği yayınlıyorum. TikTok'ta da takılıyorum öyle. Kendinize çok iyi bakın. Etrafta bir salgın var. Kendinize dikkat edin. Herkes hasta, ben dahil. Ve kaç gündür bu haldeyim. Bu iyileşmiş halim. Olduğu su için dersinize çalışın lütfen. Kitaplarınızı okuyun. Ve bir sonraki videoda görüşelim.